Sayın Eş Genel Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, basının değerli emekçileri ve grubumuzu dinlemeye gelen sevgili yoldaşlarım, arkadaşlarım, ekranları başında bizi izleyen tüm halkımızı ve sizleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, bugün grup toplantımızı yaşamın kazandığı, geleceğe dair umut ve beklentilerimizin biraz daha arttığı bir ortamda yapıyor olmanın büyük bir sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, tecride karşı Leyla vekilimiz 8 Kasım'da cezaevlerindeki binlerce siyasi tutsağın da 27 Kasım'da başlattığı Hevler'den Strasbourg'a kadar yayılan açlık grevi ve ölüm orucu Sayın Öcalan'ın çağrısıyla 26 Mayıs tarihi itibariyle sona ermiştir. Açlık grevi ve ölüm orucunun daha fazla can kaybı ve kalıcı sağlık sorunu yaşanmadan sona ermiş olması hepimizi ve tüm demokratik kamuoyunu umutlandıran önemli bir gelişme olmuştur. Hukuksuzluğa karşı bedenini açlığa yatıranların vermiş olduğu bu mücadele demokrasiye, barışa ve tüm Türkiye halklarına kazandıracaktır. En nihayetinde yaşam kazanmıştır değerli arkadaşlar. Artık şunu herkes bilmelidir ki halkların taleplerine asla karşı durulamaz. Ve halklar da şunu iyi bilmektedir. Direnmek yaşamaktır. Yaşamak direnmektir değerli arkadaşlar. Bu süreçte can kaybının yaşanmaması için çok yoğun çaba sarf ettik ancak ne yazık ki yeterli olmadı. Zülküf Gezen, Ayten Beçet, Zehra Sağlam, Medya Çınar, Yonca Akıcı, Sıraç Yüksek, Mahsun Pamay ve Uğur Şakar'ı yaşatmayı başaramadık. Üzüntümüz ve acımız gerçekten çok büyük. Bir kez daha kendilerine Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Onları saygıyla anıyoruz ve onurlu barış talebimiz mutlaka bu topraklarda yaşam bulacaktır diyor. Bunun sözünü onlara veriyoruz değerli arkadaşlar. Evet, 200 gün boyunca tecrit hukuksuzluğunu tüm dünyaya teşhir eden sevgili Leyla Güven başta olmak üzere. DPP Eş Genel Başkanı sevgili Sebahat Tuncel, sevgili Selma Irmak, Nasır Yağız, milletvekillerimiz sevgili Tayyip Temel, Dersim Dağ ve Murat Sarısaç şahsında açlık grevini gerçekleştiren herkesi saygıyla selamlıyor. Buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz kendilerine. Değerli annelerimiz, sizler canınızın canına, insanlık için direnenlere yoldaş oldunuz, ses oldunuz, çığlık oldunuz. Barışa, adalete, aydınlığa, yaşama yürekten bir çağrı oldunuz. Sizler beyaz tülbentlerinizle yaşamın, barışın, adaletin bayrağını dalgalandırdınız. O beyaz tülbentler insanlığa karşı geliştirilen bütün saldırılara ve suçlara karşı birer siperdir. Her türlü zora ve hakarete karşı ulaştığınız her yerde güçlü mesajlarınızı iletmekten asla geri durmayan tavrınız, çabanız ve direnişiniz için her birinizin önünde saygıyla eğiliyor, o koca yüreklerinizden ve ellerinizden öpüyorum. Bu değerli ve kararlı mücadeleniz değil şimdi, her zaman, her yerde insanlık mücadelesine anlam katacak, güç katacak, ışık tutacaktır. Buradan ayrıca tecritin kalkması için duyarlılık gösteren dayanışma içerisinde olan demokratik kamuoyuna, demokratik kitle örgütlerine, insan hakları savunucularına, kadınlara, aydın yazar ve gazetecilere, yine yurt dışında destek veren, mesaj veren tüm dostlarımıza da teşekkür ediyor, selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Açlık grevi süresince gece gündüz mücadele eden, açlık grevindekilerin sesine ses olmaya çalışan sevgili milletvekili arkadaşlarım başta olmak üzere,
MYK ve PM üyelerimize, Kadın ve Gençlik Meclisimize, tüm il, ilçe, belde örgütlerimize, yöneticilerimize, belediye eş başkanlarımıza, tüm parti çalışanlarımıza ayrıca selam ve sevgilerimi yolluyorum. Yoğun emeklerinden dolayı tüm arkadaşlarıma sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, 7 ay süren açlık grevleri tecrit altında yaşam dayatmasına bir itirazdı. Hukuksuzluğa ve adaletsizliğe itirazdı. Demokratik çözüm, adalet ve barışın gelişmesi için içeriden ve dışarıdan yükselen bir haykırıştı. Açlık grevleri bu karanlık sürecin böyle devam ettirilmeyeceğini, tecrit politikasıyla ülkenin yönetilemeyeceğini bir kez daha herkese göstermiştir. 4 yıl aradan sonra Sayın Öcalan'la avukat görüşmelerinin yapılabiliyor olması elbette olumlu ve önemli bir aşamadır. Anayasal ve yasal bir hak olan avukat aile görüşünün kesintiye uğratılmadan sürdürülmesi oldukça önem taşımaktadır. Hatırlayalım, İmralı tecritinin başladığı 5 Nisan 2015'ten bu yana ülkenin nerelere savrulduğunu hep beraber yaşadık ve gördük. Çözüm sürecinin sonlandırılıp tecrit politikasının devreye konulmasıyla birlikte ülke darbe ortamından OHAL sürecine, bölgesel savaştan derin ekonomik ve toplumsal krize varıncaya kadar her alanda kaos ve krizlerle karşı karşıya getirildi. Oysa çözüm sürecinde Türkiye çok daha farklı bir noktadaydı değerli arkadaşlar. Umutlar ve geleceğe dair güven hem artmıştı hem de devam ediyordu. Can kayıpları ve gözyaşları durmuştu. Annelerimiz artık ağlamıyor, gencecik fidanlarımız toprağın altına düşmüyordu. Barışa bir nebze de olsa yaklaşılmıştı aslında. Cumhuriyetin demokratikleşmesi süreci hız kazanmıştı bu süreçte ve demokratik çoğulcul bir anayasa ile yönetiliyor olacaktık eğer o süreç sekteye uğratılmasaydı. Ancak ne yazık ki sürecin bitirilmesi Türkiye'ye ve topluma tam 4 yıl kaybettirdi. Bir kez daha vurgulamak isterim ki demokratik çözüm ve barış olmadan bu ülkenin düzlüğe çıkamayacağını, tam tersine daha da dibe vuracağını bu 4 yıl içinde bir şekilde göstermiştir değerli arkadaşlar. İmralı tecritinin tümden kaldırılarak diyaloğun bir an önce başlatılması, Kürt sorunu, demokrasi sorunu başta olmak üzere içeride kongreleşen sorunları, gerekse Türkiye merkezli bölgesel sorunları demokratik müzakere yoluyla ve barışçıl bir perspektifle çözme imkanını yaratacaktır değerli arkadaşlar. Bu anlamda gerekli adımların atılması, hükümet ve devlet başta olmak üzere tüm siyaset kurumunun, parlamentonun ve demokratik kamuoyunun önünde önemli bir görev ve sorumluluk olarak durmaktadır. Tek adama dayanan baskıcı yönetim anlayışıyla demokratik toplum iradesini yok sayan zihniyetle, güvenlikçi politikalarla, hukuk dışılıkla ülkenin yönetilemeyeceği, demokratik talebin bastırılamayacağı görülmelidir. Tüm sorunların çözümü ancak ve ancak demokratik siyasetle, diyalog ve demokratik müzakere ile toplumsal uzlaşıyla mümkündür. Bunu her zaman deneyimlemişizdir. Evet, Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm ve barış çizgisine mutlaka evrilecektir. Başka bir çıkış yolu olmadığını hepimiz biliyoruz, hükümet de bunun farkındadır. Ya Kürt sorunu, demokrasi ve adalet sorunu çözülecek ya da ülke, devlet, iktidar çözülecek. Bunun başka bir çıkış yolu yoktur. Evet, devleti ve iktidarı çözüm çizgisine getirecek olan da demokratik toplumsal mücadelenin büyüklüğüdür. Halkların barışa olan ısrarıdır değerli arkadaşlar. Demokrasiden, barıştan, adaletten, emekten yana olan tüm kesimlerin bu ülkeyi faşizm karanlığında tutmak isteyen tekçi zihniyete karşı hep birlikte mücadele etmesi
tecritin karşısında olması ve demokratik çözümü zorlaması oldukça önem taşımaktadır. Halkların Demokratik Partisi olarak demokratik siyasette ve barış çizgisinde bir kez daha ısrar edeceğimizi buradan ifade etmek isterim. Tecrit başta olmak üzere tüm hukuksuzluklara, adaletsizliklere karşı demokratik, barışçıl siyasal mücadelemizi daha da yükselteceğiz. Demokratik muhalefeti halkımızla ve demokrasi ittifakıyla daha da büyüteceğiz. Demokratik mücadelenin sonu mutlaka demokratik müzakere olacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın değerli arkadaşlar. Bu topraklarda barış ve demokratik özgür yaşam gelişene, cumhuriyet demokratikleşene kadar bu mücadele bayrağını asla yere düşürmeyeceğiz. HDP var olduğu sürece demokrasi ve barış umutları büyümeye devam edecek, gelecek mutlaka aydınlık olacaktır. Evet, çok değerli arkadaşlarım, açlık grevleri bu ülkedeki tüm hukuksuzluğa karşı bir itirazdı dedik. İşte hukuk dışılıkta gelinen son noktayı YSK'nın İstanbul kararında hep birlikte gördük ve buna tanık olduk. YSK'nın 250 sayfalık gerekçeli kararı tam bir hukuksuzluk belgesidir değerli arkadaşlar. Hukuk fakültelerinde hukuksuzluğa örnek olarak okutulmalıdır mutlaka. YSK'nın 7 üyesi 250 sayfalık gerekçeli kararıyla aynı zamanda kendileri hakkındaki iddianameyi de yazmış oldular. Şimdiden tarihe not olarak geçsin benim bu söylediklerim. Evet, herkes YSK'yı bekliyordu. İrade gaspını nasıl savunacak diye bir beklenti içerisindeydi. 250 sayfa uydurdular değerli arkadaşlar. Çünkü savunamadılar. Minareyi çaldılar ama kılıfına uyduramadılar. Her şey ortada. AKP Genel Başkanı ne diyordu değerli arkadaşlar? Organize oy hırsızlığı var diyordu. YSK kararında tek bir oy hırsızlığından söz edilmiyor. Çünkü ortada oy hırsızlığı yok. Organize bir şekilde İstanbul halkının iradesinin YSK eliyle gasp edilmesi var. Şunu unutmasınlar. Asıl gerekçeli kararı İstanbul halkı 23 Haziran'da sandıkta yazacak. Hiç kimse merak etmesin. Ben İstanbul halkına buradan bir çağrı yapıyorum. YSK'nın 250 sayfalık hukuksuzluğuna karşı gelin 23 Haziran'da öyle güçlü bir cevap verelim ki aradaki fark tam 250 bin olsun değerli arkadaşlar. Bunlar başka türlü anlamayacaklar çünkü. O farkı 250 bin yapalım ki felekleri şaşsın bunların. Evet, AKP'nin bir sözcüsü seçmenlerine 23 Haziran'a kadar bizi idare edin, sonrasında tövbe ederiz diyor. 23 Haziran sonrası toplu tövbeye çıkacaklar gerçekten. AKP artık öyle bir hale geldi ki toplu tövbe merasimleri düzenleyecek. Çünkü günahları o kadar çok ki onları ancak toplu tövbeler kurtarır. Çünkü değerli arkadaşlar, gerçekten büyük bir haksızlık, büyük bir hukuksuzlukla İstanbul seçimleri İstanbul halkının elinden alınmıştır. Evet, bir kez daha ifade etmek isteriz ki özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Haziran, 24 Haziran, 31 Mart bize bir dersti diyor, bu sözünü hatırlatıyor ama bu dersten hala hiçbir şey anlamadıklarını da görüyoruz ve şimdi 23 Haziran'da en büyük dersi bir kez daha İstanbul halkından alacaklar, beklesinler ve görsünler. Evet, değerli arkadaşlarım, elbette ki haksızlık ve hukuksuzluk sadece İstanbul ve İstanbul seçimlerine yapılmadı. Bizim belediyelerimize karşı her türlü hukuk dışı yol ve yöntemlere başvurdular ve hala başvurmaya devam ediyorlar. Sandıkta kazanamadıklarını gayrimeşru yollarla almaya çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğimizi her toplantımızda söyledik
bugün bir kez daha ifade ediyoruz. Gerekirse halkımızla birlikte belediyelerimizin önünde 7-24 saat irade nöbeti tutarız ve o belediyelerimizi yine size teslim etmeyiz. Bu irade hırsızları şunu da bilsin ki çalınan oylarımızın da gasp edilen belediyelerimizin de hesabını 23 Haziran'da sandıkta bir bir soracağız. 23 Haziran İstanbul seçimleri bizim için aynı zamanda Şırnak seçimidir, Muş seçimidir, Bitlis-Tatvan seçimidir, Bağlar seçimidir, gasp edilen 6 belediyemizin seçimidir değerli arkadaşlar. Hırsızlığa karşı halk iradesinin galip geleceği bir seçim olacaktır 23 Haziran seçimleri. Türkiye'nin demokratik vicdanına, demokrasiden yana olan tüm kesimlerine buradan çağrıda bulunuyorum. HDP'nin kazandığı belediyelere yöneltilen hukuk dışı saldırılar karşısında sessiz kalmayın. Sesinizi, itirazınızı mutlaka yükseltin. Unutmayın, hukuk dışılığı önce bölgede devreye sokuyorlar, sonra tüm ülkeye yayıyorlar. Tatvan'da 9 belediye meclis üyemizi görevden uzaklaştırarak HDP'nin belediye meclisindeki çoğunluğunu kaybettirdiler. Belediyelerimize çöreklenmek isteyen bir çete var değerli arkadaşlar. Biz bu çeteyi gayet iyi biliyor ve tanıyoruz. Eğer demokratik kamuoyu ve demokrasi güçleri buna sessiz kalırsa bu çete bundan cesaret alarak ileride aynı gasp yöntemini batıda da uygular. Buradan demedi demeyin değerli arkadaşlar. O yüzden hukuksuzluklara karşı bir bütün olarak karşı çıkılması, topyekün mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz, bir süreçteyiz. Tatvan'da yaşanan gaspa, Tayvan Meclisi'nde yaşanan bir olaymış gibi seyirci kalırsanız batıdaki her belediyeyi Tatvan gibi yaparlar. Bunu hiç kimse unutmasın değerli arkadaşlar. Evet, bir şeyi daha unutmayın. Sustukça sıra size gelecek. Evet, susmayın, sıra hiç kimseye gelmesin değerli arkadaşlar. Bu hukuksuzluklara, gayrimeşruluklara karşı hep birlikte omuz omuza mücadele edelim ki hep birlikte kazanalım, faşizmi hep birlikte yenelim değerli arkadaşlar. Evet, çok değerli yoldaşlarım, arkadaşlarım, bu ülkeyi karanlıkta bırakmak, toplumu korkutarak sindirmek isteyenlerin varlığını elbette ki biliyoruz. İşte Urfa Halfeti de dünyanın gözü önünde insanlara yapılan insanlık dışı işkence ortada. Gözaltına alınanlar ters kelepçelendikten sonra yüzüstü yere yatırılarak işkence yapıldı bu insanlara. İşkence gözaltında da sürdürüldü. Gözaltına alınanların kafalarına torba geçirildiği, falaka, elektrik şoku, dayak, hakaret ve cinsel saldırıda bulunulduğu ve bu kişilerin gördükleri işkenceler sonucu kafa, kol ve bacaklarının kırıldığı, yüzlerinin tanınmaz hale geldiği bilgileri kamuoyuna yansıdı. Bu süreçte Halfeti'ye giriş çıkışlar yasaklandı. Bu olay bahane edilerek Suruç'ta aralarında çocukların da bulunduğu ve tarım işçilerini taşıyan bir minibüs tarandı. 6 tarım işçisi yaralandı, darp edildi ve tehdit edildi. Suruç'ta polis tarafından araçları taranan mevsimlik tarım işçilerine kusura bakmayın, arkadaşları şehit olmuş, psikolojileri bozuk denilmiştir. Halfeti'de yapılanlar insanlık düşmanı anlayışın son pratiğidir değerli arkadaşlar. Bu anlayışı biz Cizre'den, Sur'dan, Nusaybin'den, Gever'den biliyoruz ve tanıyoruz. Suruçlu Şen Yaşar ailesinin başına gelenlerden biliyoruz. Mardin'den, Muğla'dan, Batman'dan birçok yerden çok iyi tanıyoruz. Faşist devlet politikasının son örneğidir Halfeti değerli arkadaşlar. İşkenceye sıfır tolerans diyen AKP iktidarının sorumluluğunda yaşanıyor Halfeti işkencesi. Evet, işkenceye sıfır tolerans değil, işkenceciye sınırsız tolerans anlayışıyla karşı karşıyayız ne yazık ki.
Uluslararası Af Örgütü çağrıda bulunurken İngiltere'nin en büyük sendikası kendi yurttaşına işkence yapan Türkiye'yi durdurun çağrısı yaparken hükümetten şu ana kadar hiçbir şekilde bir sesin çıkmadığını da hayretle izliyor ve buna tanık oluyoruz. Evet, buradan hükümeti uyarıyor ve çağrı yapıyoruz. Halfeti'den elinizi çekin. Halfeti'deki işkenceciler hakkında derhal gereğini yapın. Urfa'daki mülki amir ve emniyet yetkililerini derhal görevden alın ve işkencecileri yargı önüne çıkarın. HDP olarak Halfeti'de yaşanan işkencenin peşini bırakmayacağımızı, hukuki zeminde bunun hesabını soracağımızı bir kez daha belirtmek isterim. Ve bu işkenceyi yapanlar, emrini verenler bu iktidara asla güvenmesinler. Gün olur, devran döner. Hukuk önünde herkes tek tek hesabını verir değerli arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki bu suçu işleyen iktidar da memurlar da hesabını verecek. Çünkü zulüm ile abat olanın ahiri berbat olur değerli arkadaşlar. Evet, Halfeti'de insanlık dışı işkence yapılırken diğer yandan ise devlet adına faili meçhul cinayetler işleyen ve aralarında DEP milletvekili Mehmet Sincar suikastının failinin de bulunduğu Hizbullahçılar birer birer tahliye ediliyorlar değerli arkadaşlar. Evet, insan öldürenler, faili meçhul cinayetleri işleyenler, kayıpları, yargısız infazları hayata geçirenler tek tek serbest bırakılıyor. Evet, bugün demokrasiyi savunanlar, barışı, adaleti savunanlar, sevgili Selahattin Demirtaşlar, sevgili Figen Yüksekdağlar, sevgili Sebahat Tunceller bugün içeride, onlar içerideyken katiller dışarıda. Bunu asla kabul etmiyoruz. Asla buna bir şekilde itirazımızı her yerde ifade edeceğimizi de buradan bir kez daha beyan ediyoruz değerli arkadaşlar. Selahattin Demirtaşlar bu ülkeye lazım. Figen Yüksekdağlar bu ülkeye lazım. Adalet için, barış için, demokrasi için Sebahat Tuncellerin, Selma Irmakların, Burcu Çeliklerin, Abdullah Zeydanların, Sırrı Süreyya Önderlerin, İdris Balukenlerin varlığına olan ihtiyaç, barışa olan ihtiyaçtır, adalete olan ihtiyaçtır, demokrasiye olan ihtiyaçtır değerli arkadaşlar. Evet. Siyasetçiler, milletvekilleri, belediye başkanları, gazeteciler düşünce ve ifadelerinden dolayı cezaevlerinde ama insan öldürenler tahliye ediliyor. Hukuk dışılığın ve devletin durduğu yerin resmidir bu, ne yazık ki değerli arkadaşlar. Hizbullahçıları tahliye eden yargı Roboski katliamının faillerine dokunmuyor değerli arkadaşlar. Katliamda kardeşi ve yakınını kaybeden Veli Encü'yü birkaç gün önce tutukladılar ve cezaevine gönderdiler. Yine o aileden milletvekilimiz sevgili Ferhat Encü 3 yıldır cezaevinde rehin olarak tutuluyor. Roboski de aynı zamanda hukuku da adalet duygusunu da katlettiler. Adaleti yok edenler unutmasın. Adalet ölürse insanlık da ölür. Dünya, daha geçenlerde Cumhurbaşkanı adalet çökerse devlet çöker dedi. Peki sizin adaletiniz nerede? Biz de buradan size bunu sormak isteriz. Nerede sizin hukukunuz? Nerede sizin adaletiniz? Mazlumu değil, zalimi koruyan bir adalet, adalet midir? Bir gün o adalet herkese lazım olacak, size de lazım olacak Sayın Erdoğan. Bunu da unutmayın. Biz zalimin karşısında, mazlumun yanında durarak adaleti ve hakikati haykırmaya her zaman devam edeceğiz. Adalet gelene kadar da susmayacağız ve pes etmeyeceğiz. Evet, değerli arkadaşlarım, adaletsizliği en fazla yaşayan toplumsal kesimin başında biz kadınlar geliyoruz. Kadınlara yönelik eril şiddet çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Ve kadınların yasal hakları kısıtlanmakta, yaşam hakkı, meşru müdafaa hakkı yok sayılmakta. Nafaka ve sosyal yardımlara göz dikilmektedir.
Mevcut durumda zaten kanayan bir yara olan kadın yoksulluğu hükümet eliyle daha da ağırlaştırılmıştır. Orucunu bir yudum su, bir kuru ekmekle açmaya mahkum ettiğiniz yoksullar ülkesinde bu yoksulluğun en ağır yükünü kadınlar çekmektedir. Gerek toplumsal alanda, gerek ekonomik alanda kadın bedeni ve emeği tereddütsüz bir biçimde sömürülmektedir. Bakınız, kayıt altına alınan rakamlara göre sadece Nisan ayında 36 kadın katledildi. Dikkatinizi çekmek istiyorum değerli arkadaşlar. Savaşta değil, bir doğal afette değil, bir trafik kazasında değil, erkek şiddetinde bir ay içerisinde tam 36 kadın öldürüldü, 36 yaşam söndürüldü. Geçtiğimiz hafta aynı zamanda bir insan hakları savunucusu olan Müzeyyen Boylu, Gizem Tabak ve 2 yaşındaki çocuğu, yine Nergis Yavaş olmak üzere 3 kadın aynı gün içerisinde eşleri tarafından öldürüldü. Bu insanlara, bu 3 kadına ve çocuklarına Allah'tan rahmet ve ailelerine bir kez daha başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki kadına yönelik cinayeti işleyen hiçbir fail yalnız değildir. Bu failler medya başta olmak üzere tüm ideolojik devlet aygıtları ile normalleştirilen kadına yönelik şiddet bilinci ile hareket etmektedir. Çok açık ifade etmek isterim ki kadın cinayetlerini önleyici tedbirleri almayan, kadınları koruyamayan hükümet burada birinci sorumludur. İşte bakın, önümüzde ibretlik bir olay var. Nevin Yıldırım müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı ve geçtiğimiz hafta Yargıtay da bu cezayı onadı. Bedenini, yaşamını korumak kadın için haktır ve bu hak asla ve asla cezalandırılamaz. Nevin Yıldırım suçlu değildir, yalnız da değildir. Biz kadınlar, hepimiz, Türkiye kadınları ve hem Kürt kadın özgürlük mücadelesi hem de Türkiye kadın hareketleri olarak Nevin Yıldırım'ın yanında olduğumuzu bir kez daha buradan ifade ediyoruz. Yürüttüğümüz kadın hakları mücadelemizi yükselterek devam ettireceğiz. Bunun sözünü bir kez daha buradan veriyoruz. Evet, HDP olarak bütün kadınlarla dayanışma içerisinde olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. Tüm bu hukuksuz ve haksız uygulamalara ve cezalara karşı yılmak yok. Kadınların mücadele birliği var, direnişimiz var, biz varız, kadınlar var değerli arkadaşlar. Bizler sömüren, saldıran, katleden erkeklik anlayışını mutlaka ama mutlaka sonlandıracağız. Onun yerine eşit bir yaşamın yasalarıyla anlam bulmuş büyük insanlığı hep birlikte yeşerteceğiz. Bu bizim bütün kadınlara sözümüzdür. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün Gezi direnişinin başladığı tarihtir. Bu vesileyle Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert ve Ethem Sarısülük başta olmak üzere Gezi'de yaşamını yitirenleri saygıyla anıyorum. Buradan ayrıca tutuklu bulunan sevgili Sırrı Süreyya Önder'e de özel selam ve sevgilerimi iletiyorum. Evet, Gezi direnişi halklarımızın eşitlik, özgürlük ve adalet talebiydi. Gezi ruhu bugün de aynı canlılığını korumaktadır. Bu ruh 7 Haziran'da, 1 Kasım'da, 16 Nisan'da, 24 Haziran'da, 31 Mart'ta halklarımıza ve demokrasiye kazandırdı. 23 Haziran'da da aynı özgürlük ruhuyla halklarımız kazanmaya ve destan yazmaya devam edecektir. Grup toplantımızı sonlandırırken hepinizin şimdiden mübarek bayramını kutluyor. Hepinize bir kez daha geldiğiniz için teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.